konser projemizde mutlaka bir konuk sanatçı davet etmek istiyoruz. Çünkü çalıp söyleme geleneği çok önemli bir gelenek. Bizim içimizde de çok değerli arkadaşlarımız var çalıp söyleyen. Cevat Bey abisi 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Şu an sağlığı yerinde ama o yorgunlukla ayağının tozuyla geldi. Çalıp söylemeye çalıştı. Ben onun için kocaman bir alkış istiyorum. Sesinin biraz kısık olmasının nedeni tamamıyla yorgunluk. O çalıp söyleme çok önemli, çok değerli. O yüzden de bu konserlerimizin birincisinde sevgili Cengiz Özkan abimiz bizimle birlikteydi. Geçen sene Mustafa Eke, Müslüm Eke kardeşler bizimle birlikteydi. Bu sene de benim Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'ndan, ses eğitimi bölümünden kendisini çok sevdiğim ve sadece çalıp söyleme yeteneğine sahip olmayan, aslında çok 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 da özel, kendi elinde olmadan ama çok değerli bir dede torunu, o da bir aşık torunu ve kendisi de bu geleneği konservatuvar okuyarak, üniversite okuyarak ve bu işi eğitmenliğini yaparak gelecek kuşaklara aktaran benim çok değerli, çok kıymetli bir ses sanatçısı dostumu. Kocaman alkışlarınızla Hikmet Tosun efendim sahneye davet etmek istiyorum. Kocaman alkışlar istiyorum. Şimdi aslında hiç böyle bir konseptimiz yoktu ama ben soundcheck yaparken dedim ki ben şimdi içeriye geçip oturmayayım. Arkadaşlar da burada otursun, yabancı değiller. Şurada hem çalalım, söyleyelim, meşk edelim. Ne dersiniz efendim, olur mu? Haydi. Hoş geldin Hikmet. Hoş bulduk sevgili Vildan. Efendim, öncelikle Atatürk ilke inkılaplarına ve Cumhuriyet'ine olan tam inancımla hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum sizi. Sağ olun. Hocam ben başlayayım, siz mi? Önce lütfen türküyle başlayalım. Sonra muhabbet çok edeceğiz. Hikmet'in sesi kadar sohbeti de baldan tatlıdır. O yüzden hem türkü söyleyelim. Aralarda da anlatacağı çok güzel hikayeler, anekdotlar var. Ben inanıyorum ki güzel, keyifli bir muhabbet dakikaları daha doğrusu hepimizi bekliyor. Önce türküyle başlıyoruz. Öyle midir? Öyle yapalım. Sonra muhabbet ederiz o zaman. O zaman Erzincan Çayırı'dan Davut Sulari'ye selam olsun. Tercan'a gitsin. Beraber hocam söylersek sevinirim. Yalnız bu arada tabii ben bir teşekkür etmek istiyorum. Makine Mühendisleri Odası'na böyle bir organizasyon yaptığı için. Sevgili Vildan hocamın olduğu yerde kalite olur. Çağdaş hocamın olduğu yerde kalite olur. Ben eğer hocam siz de uygun olursanız siz de böyle olmak isterim. Biz okul arkadaşlarız çünkü. Değil mi? Büyük alkışlarla Çağdaş hocamı da alırsak çok sevinirim. Nasıl isterseniz hocam. Hocam da biraz büyük ben de. Onun için idare edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz.